Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte 2020 yılında ülkemizde en çok satan otomobilleri değerlendireceğiz. Tabi burada bahsettiğimiz sıfır otomobiller. Son dönemde biliyorsunuz arkadaşlar sıfır otomobil sıkıntısı çekmeye başladık ki bu da ikinci eldeki fiyatları hayli yükseltmiş durumda. Lakin bazı mağazalarda, bazı galerilerde, bazı showroomlarda hala sıfır araç bulmak mümkün. Tabii bu sizin istediğiniz araç olur mu olmaz mı orası biraz soru işareti. Zira atıyorum Renault'a gittiğinizde şu anda hala Clio bulabiliyorsunuz. Ya da işte Fiat'a gittiğinizde hala Egea bulabiliyorsunuz. Lakin bir Peugeot'a gittiğinizde ben 2008 almak istiyorum dediğinizde size Eylül'e, Ekim'e, Kasım'a gün veriyorlar. Ki burada da hani bir fiyat sabitlemesi söz konusu değil. O zaman kaç liradan gelirse size o fiyattan vereceğiz diyorlar. Dilerseniz isminizi yazdırıyorsunuz. Dilemezseniz yazdırmıyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu. Bir de son dönemde ucuz SUV'ler çıkmaya başladı. İşte Skoda Kamiq gibi falan. Bunlar da Türkiye'ye gelir gelmez tükendi arkadaşlar. Nasıl oluyor? Artık bunu siz de biliyorsunuz aslında. Topluyorlar araçları piyasadan. Daha sonra bunları yüksek fiyatlardan satmaya başlıyorlar. Sahibinden.com üzerinden. Bu da gerçekten bizim Türk halkının gayet eleştirdiği konuların başında geliyor. Adam kalkıyor, ucuz fiyattan alıyor. Atıyorum bayi fiyatı 200 bin olsun aracın. 200 bin liradan alıyor. Zaten sıfır araç tükendiği için, piyasada da olmadığı için kalkıyor. Bunu 250 bin liradan satmaya çalışıyor. Ki işin ilginç yanı da son derece rahat bir şekilde satabiliyor. Bu da bizler için bir dezavantaj. Zaten ülkemizde araba fiyatları yüksek. Bir de bu alsatçılar giriyor işin içine. Ve otomobil fiyatları toptan tavan yapmış oluyor. Zaten şu anda çok saçma bir ortamdayız. İkinci el otomobil fiyatlarına bile baktığımızda peynir ekmek gibi satıyor ve gerçekten fiyatlar yüksek. Ama şöyle bir durum var. Herkes alsatçı olmuş gibi. Yani bir arabayı satıyorsunuz. Sattığınız kişi binmek için almıyor. O da satmak için alıyor. Ondan alan da satmak için alıyor. Böyle karmaşık bir durum var ortada diyebiliriz. Peki gelelim konumuza. Ülkemizde 2020 yılı içerisinde yani bu yıl içerisinde en çok satan otomobiller, sıfır otomobiller hangisiydi? Gerçekten siz de bunu az çok tahmin edebilirsiniz zaten. Kalkıp da böyle ultra lüks otomobillerin en çok satanlar listesine girecek hali yok. Senelerdir sıralamaya baktığımızda işte Renault, Fiat, Hyundai, Ford gibi isimlerin en başlarda olduğunu gördük ki bu sene baktığımızda listemize yeni öyle aman aman bir değişim söz konusu değil. Listeye baktığımızda 2020 yılında şimdiye kadar en çok otomobil satan firmanın Renault olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Fransız otomobil devi şimdiye kadar 48.904 adet otomobil satmış. En çok satan modeli ise Clio hatchback. Bunu da 22.409 adet satmış. Biliyorsunuz Clio hatchback hem 2020 model eski kasası var hem de yeni kasası var. Burada hangisinin sattığını bilmiyoruz ama eski kasa ile yeni kasa arasında hayli bir fiyat farkı olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Gerçi yollara baktığımızda çok fazla yeni kasa olmadığını görüyoruz. Muhtemelen genel itibariyle eski kasaların daha fazla satıldığını söylemek mümkün. Çünkü eski kasalarda kampanya falan da yaptılar ve fiyat gerçekten yeni kasaya oranla çok daha uyguna geliyordu. Evet listemizdeki bir sonraki isim ise Ford arkadaşlar. Ülkemizde hali popüler olan Ford 30.048 adet otomobil satmış şimdiye kadar ve bunların 5.384 adedini Ford Focus oluşturuyor. Biliyorsunuz Focus son dönemde yenilenmişti. Yani yeni bir kasaya, yeni bir tarza kavuşmuştu. Dolayısıyla bu otomobil zaten eski jenerasyonlarında da sevilen bir modeldi. Yeni jenerasyonda tutmuş gibi görünüyor. Şu anda Ford'da stok sıkıntısı var mı yok mu tam anlamıyla hakim değiliz. Lakin rakamlar çok da stok sıkıntısının olmadığını gösteriyor. Listemizdeki sıradaki isim ise Volkswagen. Aslında Volkswagen otomobilleri biraz pahalı arkadaşlar. Lakin yine de tutuyor. Özellikle Golf ve Passat ülkemizde peynir ekmek gibi satıyor desek yeridir. Genel itibariyle baktığımızda Avrupa'da Volkswagen arabaları böyle halk arabası olarak görünüyor. Yani premium segmentinde kabul edilmiyor. Fakat ülkemize geldiğimizde pek çok kişi Volkswagen'in özellikle Passat modelini Mercedes ya da BMW ile denk tutuyorlar. Tabii bu ne kadar doğrudur? Tartışılabilir bir konu. Siz de dilerseniz videonun altına yorum yaparak bu konuyu bizlerle birlikte tartışabilirsiniz. Volkswagen arkadaşlar 2020 yılı içerisinde 30.496 adet satmış ve bunların 12.574 adedini Passat oluşturuyor. Biliyorsunuz Passat kısa bir süre önce yeni bir makyaj almıştı. Arkasındaki bu Passat yazısı gelmişti tam bagajın orta kısmına. İçeride biraz değişiklikler vardı. Lakin genel itibariyle kasanın yapısında böyle çok köklü değişikliklere gidilmedi.
Golf'ün yeni serisi çıktı biliyorsunuz. O henüz ülkemize gelmiş değil. Şu anda Golf'ün satışlarının düşük seyretme sebebi de bu olabilir. Muhtemelen birçok kişi Golf 8'i bekliyor. Malum şu anda satılan ülkemizde Golf 7.5 arkadaşlar. Dolayısıyla 8 geldiğinde Golf satışları muhtemelen Passat'a da geçecektir. Volkswagen'de de bir zıplama olabilir. Fakat şu anda koronavirüs sürecinden ötürü zaten otomotiv tarafında üretim sıkıntıları mevcut. Dolayısıyla bu Golf'ün Türkiye'ye gelişi de biraz daha gecikecektir. Evet, listemizdeki isimlerden birisi de Peugeot arkadaşlar. Biliyorsunuz Fransız otomobil devi uzun zamandır ülkemizde zaten faaliyetlerini sürdürüyordu. 2020 yılı içerisinde şimdiye kadar 20.817 araç satıldı ve bu araçlardan 7.311'ini 3.008 oluşturuyor. Peugeot muhtemelen daha fazla araç satabilirdi. Lakin Peugeot'da gerçek anlamda bir stok sıkıntısı mevcut arkadaşlar. Özellikle de 2008 modelinde bu stok sıkıntısının sıklıkla yaşandığını görüyoruz. Stoklar gelir gelmez tükeniyor ve şu anda en erken verdikleri tarihte Kasım ayı. Bizim bir arkadaş geçenlerde sormuştu. Kasım ayına tarih vermişlerdi ve sırada da bilmem kaç bin kişinin olduğu söylenmişti. Yani araçlar gelecek, sıradan dağıtılmaya başlanacak. Yeterse alacaksınız ki burada bir fiyat verilme söz konusu da değil. O zamanın kurlarına göre kaç liradan gelirse, fiyat etiketi ne kadar olursa ödeyip alıyorsunuz. Eğer almak istemem derseniz hiç sorun değil. Sıradaki kişiye satıyorlar. Zira millet dediğim gibi sıraya girmiş durumda. Peki şu anda bir 02008 almak isterseniz ne yapacaksınız? Muhtemelen bahçe konusu diye gireceksiniz. Yazacaksınız orada zaten. Bayide olmamasına rağmen galerilerde ya da al satçılarda tonla 2008 mevcut arkadaşlar. Fakat adam ne yapıyor? 150 bin liradan almış. Şu anda 200 bin, 250 bin arası fiyatlara bu arabayı satıyor. Dolayısıyla fahiş bir fiyatlandırma da söz konusu. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşmış olalım. Gelelim ülkemizde yıllardır faaliyet sürdüren bir diğer isim olan Opel'e. Opel 2020 yılı içerisinde 17.105 adet otomobil satmış. Bunların 4.419'unu ise hayli popüler olan Astra sedan modeli oluşturuyor. Zaten Opel denildiğinde akla gelen böyle 2-3 tane model var. Nedir bunlar? Corsa, Astra ve Vectra arkadaşlar. Senelerdir bu 3 modelin ülkemizde hayli popüler olduğunu zaten biliyoruz. Dolayısıyla Opel'in hali hazırda bu rakamlara ulaşması pek sürpriz değil. Bu arada Opel'de de stok sıkıntısının olduğunu söyleyelim. En son sipariş için gittiğimizde Opel'de de Ağustos sonuna tarih vermişlerdi. Tabii kaç adet geleceği belli değil. Yani isminizi yazdırıyorsunuz. Size sıra gelecek mi gelmeyecek mi belli değil. Lakin yine sitelere girip sıfır Opel araçlar bulmanız mümkün. Tabi biraz bayi fiyatının üzerinde rakamlar ödemeniz gerekiyor. 2020 yılında en çok satan otomobil markaları listemizdeki son isim ise bir Renault'un alt markalarından biri olan Dacia arkadaşlar. Dacia'nın otomobilleri ve SUV'leri biliyorsunuz genelde boş oluyor. Yani en dolusunu alsanız bile hani araçta yine bir boşluk olduğunu fark edebiliyorsunuz. Dacia şu ana kadar ülkemizde 16.006 adet satmış ve bunların 9.040'ını Duster modeli oluşturuyor. Zaten yollara baktığımızda genel itibariyle Dacia'nın hani Duster modelini çok sattığını görüyoruz ki Duster'ın şu anda hali hazırda ülkemizdeki en ucuz SUV olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Tabii dışarıdan baktığımızda çok böyle SUV'ye benzemiyor. Özellikle sınıfındaki diğer otomobillerle karşılaştırdığımızda arada dağlar kadar bir fark var. Fakat fiyat tarafına baktığımızda da o farkı hissedebiliyoruz. Şu anda Dacia'nın fiyatları atıyorum 150 bin lira civarlarındayken siz bir 3008 almak istediğinizde ödemeniz gereken fiyat 350-400 bin liraya kadar çıkıyor. Dolayısıyla bu fiyat farkını düşündüğümüzde Dacia'nın sınıfına göre gayet makul bir fiyat etiketine sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte 2020 yılında pandemi sürecinde şimdiye kadar ülkemizde en çok satan otomobil markalarını değerlendirdik. Bu veriler arkadaşlar Otomobil Distribütörleri Derneği'nden aldık. Dolayısıyla yasal verilerden bahsediyoruz. Halihazırda ülkemizde daha faaliyet gösteren pek çok firma var. Pek çok marka var. Fakat bunlar o kadar çok fazla otomobil satmış değiller. Örneğin Ferrari, Maserati gibi markalar da var. Fakat bunların sattığı otomobiller 15-20'yi geçmiyor. Ki şu pandemi sürecinde de bence bu rakamların aşılmaması normal diyebiliriz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.